Game of Thrones hikayesinin içerisinde acaba bir, yani bizden biri olsa, bizim gibi reaksiyon veren, tepki veren birileri olsa nasıl olurdu acaba o dünya? Nerede bir krallık varsa, nerede despotluk varsa, krallık ve despotluk varsa herkes güce ulaşmaya çalışıyor. Nerede bir hırsla o krallığı ele geçirme varsa, bu işte onu anlatıyor zaten. O insanların erk ve güç peşinde koşmaları genel global bir sorun. Ve seyirciden anlıyoruz ki yani çok çok ihtiyacımız olan şey gülmek. Bu devirde gülmeye çok açız. Doğru, çünkü hani çok evrensel bir şey yapıyor sana. Çok evrensel bir şey. Onun için de hani bu ülkenin içine kapalı kalıp yapacak bir şey değil. Efendim herkese merhabalar. Bugün çok özel bir proje için beraberiz. Blue TV'de yayınlanacak olan Prens dizisinin başrol oyuncuları Çağdaş Öztürk, Aslan Doğan ve Hüseyin Avni Danyar'la beraberiz. Muhteşem bir iş bizi bekliyor. Dekorlar, kostümlerle zaten bunun sinyallerini almış olduk ama ben bir de oyuncularına sormak isterim. Fragmanı izledik ve çok heyecanlandık. Siz nasıl bir heyecan içindesiniz diye başlamak isterim. Biz de inanılmaz heyecanlandık fragmanı izleyince, çünkü gerçekten işe başlamadan önce de aynı şekilde heyecanlanmıştık. Hem ben Gira'yı sosyal medyadan takip ediyordum ve o prens karakteri zaten benim için çok özeldi, çok gülüyordum ona. Böyle bir teklif gelince de kabul ettim. Sonrasında senaryo çok çok etkiledi. Hem beni hem diğer oyuncuları, onlar da söylerler zaten. Sonra çıkan işin sonucunda da fragmanları seyredince gerçekten içimize çok sindi. 8 bölüm sürecek ama tabii damağımızda kalacak bir iş çektik. Yani daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, izlemediğiniz bir iş. Görmediğiniz oyunculuklar, görmediğiniz bir senaryo olacak. İnşallah yaşatabilmişizdir, inşallah geçer ve izlenir, karşılığını bulur. Hakikaten bunun adını koymak lazım ki hem hikayesiyle hem çekim tekniğiyle. Yanlış hatırlamıyorsam galiba bütünü dijital olarak çekilen hemen hemen ilk iş. Çekerken, oynarken bile kendi adıma çok heyecanlandığım bir iş. O dijital ortamın içinde birden kendinizi o mekanda bulmak, ya bu acaba gerçek mi yoksa bu dekor nasıl görünüyor falan, kirciğin içinde kalmak, oynarken bile heyecan verici bir şeydi. Hakikaten bir sürü şeyin ilki olacak galiba bizim. İnsanların kafalarında yeni yeni böyle şeyler yapılabiliyormuş, bu yolda da gidebiliyormuş gibi hikayeler açacak. İlk defa izleyeceğiz biz de gece. Ümit ediyorum ki çok eğleneceğiz ve yani çekerken de anladık, çok eğlenceli bir iş oldu. Evet, zaten türü vesilesiyle de aslında bir komedi işi. Evet. Ve mizah ağırlıklı, herkesin de farklı renklerini ve mizahi yönünü çok farklı açılardan da gösterecek bir iş olduğu için galiba ayrı da bir yere sahip. Sizler... Aynen, olabildiğince de ciddi oynuyoruz bu arada. Hani klasik bir komedi tadında değil aslında. Ya daha çok böyle karakter ya da tip komedisi görmeyeceksiniz, bir durum komedisi izleyeceğiz. O zaten eğlenceli ve şey kılan da, farklı kılan da o olacak. Galiba şeyden kaynaklanıyor, hikayenin ön planda olması. Evet. Hikaye çok ön planda. O da çok keyif verici bir şey seyirci için demek. Zekice. Muhteşem. Giray'ın zekasına yani hakikaten Kerem. Aynen. Teşekkür etmek lazım. Müthiş bir iş çıkartmışlar. Yani hiç şüphe yok zaten. O kadar belli ki enerjinizden. Ama mesela ben fragmanı izlerken dedim ki Game of Thrones mu izleyeceğiz acaba Türk işi? Ama bunun acaba farklı bir şeyini mi, Türk versiyonunu mu çekiyoruz diye de bir algı oluşuyor. Ama bir yandan da dedim ki çok mutlu oldum. Çünkü bizim daha önceki çocukluk zamanlarımıza gittiğimde Kahve Bizans'la dedim ki Kahve Bizans'tan sonra böyle dekorlu, kostümlü, mizahı yüksek bir iş çekilmedi ve bu acaba yeni bir çağın başlangıcı mı olacak, tetikçisi mi olacak, itici bir unsur mu olacak diye de düşündüm. Acaba siz bu konuda ne diyorsunuz, ya ne zaten düşünüyorsunuz? Zaten şeyin temelinde kültürümüzde var Kahve Bizans, evet. Ve Game of Thrones gibi örnekler de izliyoruz. Zaten çıkış noktası da buydu işte. Giray'la konuşmalarımdan tabii ben de biraz bahsedeyim. O hep bunu hayal ediyordu Kerem'le birlikte. Bir Game of Thrones hikayesinin içerisinde acaba bir, yani bizden biri olsa, bizim gibi reaksiyon veren, tepki veren birileri olsa nasıl olurdu acaba o dünya diye hayal ederek çıktılar. Elbette ki o eskiden kalma o Kahve Bizans'taki ya da dizilerde hani bizim Kanuni'ler, Sultan Süleyman'lar falan dönemindeki işlerdeki gibi entrikaları falan, o hikayedeki o bazı doneleri göreceğiz. Ama bu
hepsinin totalinde bir değişik bir farklılık getirecek bize. Hep beraber izleyeceğiz. Evet, bir de bu ara artık çok tek düze olmaya başladı tüm filmler. Bu gerçekten bilmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz hepimiz. Böyle bir projeye cesaret ettiği için de ayrıca MGX Müşükülzade'ye teşekkür etmek kesinlikle lazım. Çok riskli bir şey için her yapımcının gireceği bir iş değil. Hakikaten çok büyük bir iş başardı. Burada teşekkür etmek istedim kendisine. Evet. Müşfik Bey gerçekten hem vizyonu hem de ileri görüşleriyle muhteşem. Yani zaten direkt sektörü başka bir yere alıp taşıyacak şekilde evet, adımlar atıyor. O yüzden biz de sektör... İşin kanalını, akan kanalı değiştirdi. Başka bir tarafa çevirdi işi. Evet. Ve dünya standartlarına taşıyor. Evet. Dijital anlamda da bu şekilde ürün veriyor olmak çok değerli bence. Bir de şimdi bu... yapım özelinde konuşacak olursak, siz aynı zamanda muhteşem oyuncu olarak aynı zamanda sahnede de seyirci karşısına çıkıyorsunuz. Mesela bu tarz platformlarda, bu tarz işlerde sahnedeki kadar özgür olabiliyor musunuz? Daha başka bir haz veriyor mu size sahneyle kıyasladığınızda? Bütün böyle full... hani konsantrasyon, her şeyi açabiliyor musunuz? Bu diğer dizilere göre birazcık farklıydı. Çünkü zaten gerçekten bir platform, bir sahnenin üzerindeydik. Ve bu yeni teknolojide arkamızda tamamen görsel, neredeyse oranın görseli oluyordu. O yüzden bir tık daha normal dizi ya da filmlere göre biraz daha sahnedeymişsin hissi veriyordu gerçekten. Konsantrasyon sanki biraz daha fazla oldu. Evet, değil mi? Böyle hani sahneye çıkma efekti biraz daha vardı. Ama tabii ki sahnede olmakla kamera karşısında olmak zaten bambaşka yani. Benzer diyemeyeceğim. Oyuncuyu da daha özgür kılan şeyler herhalde diye düşünüyorum. Yani bu da bir sonuçta çekilen bir şey. Yani kamerayla çekildiği için kestik kayıt, bir daha başladık. Hop bir şey oldu, biraz bekliyoruz, bir saat geçti, hadi başlıyoruz tekrar falan. Kesilen bir şey olduğu için aslında yine aynı aslına bakarsanız ama arkadaşım da bahsettiği gibi tamamen işin bu iş özelinde bir farklılık ve bir heyecan yaşıyoruz, paylaşıyoruz hep beraber. Ortaya çıkacak sonucu merakla bekliyoruz. Biz de izlemedik. Şöyle bir denklem üzerine kurulu bu yapımlar. Siz de biliyorsunuz ki. Evet, mizahi açıdan bir krallığı, bir imparatorluğu izliyoruz. Ama bugünümüze baktığımızda da yine aynı sistem ve aynı adımlar üzerinde gidiliyor. Siz bununla eş güdümlü olarak bir sistem eleştirisi yapacak olsanız, siyasetten ya da ne bileyim normal gündemden perdeyi kaldırdığımızda hangi nokta aynen karşılığı olur? Yani krallık şimdine. Nerede? Nerede bir krallık varsa, nerede despotluk varsa, krallık nerede güç varsa herkes gibi güce ulaşmaya nerede çalışıyor. Bir hırsla o krallığı ele geçirme varsa bu işte onu anlatıyor zaten. O her yerde, dünyanın her yerindeki olay örgüsü burada da var. İnsanların erk ve güç peşinde koşmaları genel global bir sorun. Bu prensin özünde de bakarsak aslında hani done vermek istemiyorum ama başka bir genelde dünya üzerinde çok önemli sanat eserlerinden birinde de Giray'la Kerem'in kullandığı objeler var. Aslında bir başka oyuna da göndermeler var. Sonra seyredince anlayacaksınız. Bunun için de genel dünya üzerindeki böyle bir erk kavgasının anlamsızlığını ve saçmalığını anlıyor. Ki içinde Giray ve Kerem'in zeka pırıltıları haricinde alıntıları da çok. Yani Shakespeare'den alıntılar da var. Onu da bilmiyorum. Çok Shakespeare alıntıları var. Özür dilerim. Pardon. Neyse, sakın olmayın. Sürpriz olsun dedi ama. Ama hangi alıntı da bu? Onu söylemiyorum. Ama zaten tarih boyunca aynı işte denklem dediğim bu aslında. Evet. Çünkü aynı kurgu, aynı olaylar sürekli kendini tekrarlayan bir sirkülasyon ve örnekleme söz konusu. Evet, dünya üzerinde hep bunlar olmuş. Hep aynı şeyler tekrar tekrar olmuş. O yüzden tekrar tekrar anlatılmış. Biz de anlatacağız ama farklı şekilde anlatacağız. Bu arada oyunlarınıza gelmek isterim. Seve seve buyurun. Hem yurt içi turneleriniz hem yurt dışı turneleriniz. Ama biraz geç kaldınız galiba. Evet, biraz sezonu kapattık. Sezon kapattık. Biz kapattık. Ama yeni başlayanlar da var, evet.
O zaman şöyle sormak isterim izninizle. Nasıl bir sezon oldu? Nasıl bir seyirci vardı? Nasıl bir seyirci sizi karşıladı? Giderek de artan, artık bu zaten son dönemlere baktığımızda çok tatmin edici ve doyurucu bir seyirci var tiyatro sahnelerinde, salonlarında. Ama siz bu işin gerçekten gönül vermiş 3 isim olarak nasıl yorumluyorsunuz? Beklentilerinizi karşılıyor mu? Daha iyi ne olabilir? Ben şu anda çocuk şeyinde oynuyorum, tiyatrosunda oynuyorum, müzikalinde diyeyim, iş sanatla. Tabii pandemiden sonra, pandemide bir ara vermiştik. Pandemiden sonra seyirci, çocuklar o kadar ihtiyaç vardı ki, yani sahneye, oyun şöyle başlıyor, ben sahneye çıkıyorum, merhaba çocuklar diyorum. Pandemiden önceki merhabayla pandemiden sonraki çocukların merhabası o kadar farklıydı ki, o kadar ihtiyaç vardı ki, yani çocuklar evde kalmaktan, bir sürü baskıdan o kadar bunalmışlardı ki, gerçekten çocukları iyileştirdiğini o sahnenin hissettim. Gerçekten çok harika bir sezondu bu sene bizim için. Muhteşem. Ne mutlu size. Robot Çocuk Pinokyo ile seneye de devam edeceğiz. Harika. Ben de Şaşırt Beni oyununda oynuyorum, Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği. Çok komik bir oyun. Yani seyircinin ne kadar komediye aç, yani gülmeye aç olduğunu bir kez daha her oyunda tekrar görüyoruz. Seve seve bekleriz. Buyurunuz gelin. Çok eğleneceğinizden eminim. Zaten güncel bir oyun. Yani kendi sorunlarımıza, bu toprakların sorunlarına da değineceğiz. Ve seyirciden anlıyoruz ki yani çok ihtiyacımız olan şey gülmek. Bu devirde gülmeye çok açız. Kesinlikle. Beslenmek ve çoğalmak için herhalde bu gerekiyor. Evet. Siz neler söylediniz? Zannediyorum bu sezon adına son noktayı koyduk ama Eylül ayından itibaren kelepçe kullanma kılavuzunu oynamaya devam edeceğiz. Daha çok turne ve İstanbul üzerinden, işte yazın biraz yurt dışı yaptık. Birkaç tane. Ama önümüzdeki sezonda bekleriz. İstanbul'da da oynayacağız mutlaka. Evet, senin çocuğun yoksa yeğenini alın. Yeğenime seve seve gelirim. Bayıla bayıla gelirim. Son olarak şunu isterim. Şimdi tiyatro sezonu, evet, önümüzdeki sezon için konuşmak belki erken ama bizleri öngöremediğimiz bir süreç de bekliyor. İşte hem bu toplumsal olarak hem ekonomik olarak vesaire. Bu tarz kaygılara karşı bir önleminiz, bir B planınız var mı? Yani hem oyunlar adına hem kendi şahsi bireysel projeleriniz adına. Mesela yurt dışı turnesi yapmak istiyorsunuz. Hı-hı. Onu mesela bilmiyorum, belki masrafları karşılanamayacak. Bizim başımıza geldiği gibi, hı-hı, mesela işte bu vizeyle ilgili bir sorun oluştu. Biz en son Frankfurt turnesinde oyuncu arkadaşım, hani ben devlet tiyatrolarında uzun yıllar çalıştığım için yeşil pasaport sahaya gittim. Problem yoktu ama partnerime bir pasaport sorunu çıktı ve Almanya oyunlarını oynayamadık. Evet, yani tabii ki bir ülkenin sanatını o ülkenin gündeminden ayrı tutamazsınız. Mutlaka bir şeyler değiştik ve dönüştükçe sizi de etkiliyor. B planı var mı? Var. Her şeyin bir B planı vardır. Evet, yani hem kendi özel hayatımız konusunda. Biletlere ulaşmak dediğimiz konuları özel tiyatrolarda da herhalde sponsorluklar oluşmuş. Ama şey tabii ki mutlaka, yani şu andaki ekonomik zorluklar seyirciyi etkileyecektir diye düşünüyorum. Etkilememesi imkansız. Yani mutlaka etkileyecektir. Oyuncular Sendikası'na üye misiniz? Mesela ben bir oyuncuyum. Bir üyesiyim. Yeşil pasaportunuz olduğundan bahsettiniz mesela. Ama diğer aynı sahneyi paylaştığınız arkadaşınız mesela yoktu. Pasaportu olmadığı için pasaportu vardı, vize sorunundan dolayı böyle bir sorun yaşandı. Mesela oyuncular özelinde de bu tarz muafiyetler olmalı konusu da bazen dile getiriliyor ama siz neler söylersiniz? Özellikle Türk sanatçılar olarak kendi kültürümüzü ve sanatımızı icra etme konusunda özel ayrıcalık, özellikle bu vizelerde olmalı diye düşünüyorum. Yeni yaşadığımız için, hı-hı, ben hemen 2-3 cümle söyleyeyim, arkadaşlar devam etsinler. Gittiğimiz bir tiyatro festivaliydi, Frankfurt'taki tiyatro festivaliydi. Orada Alman Kültür Bakanlığı yardımcısıyla konuşulanlar şuydu: eğer orada da olumlu karşılanırsa görev pasaportu vermek, evet, bir gri pasaportunu alıp
o görevi yaptıktan sonra geri geldiğinde pasaportunu iade etmek. Evet, eskiden vardı. Şimdi öyle bir şey kalktı. Çünkü hani sadece tiyatroyu değil, belki basından takip etmişsinizdir. Bir sürü müzisyen konserini iptal etti. Ne yazık ki. Bir sürü insan gidemedi oraya. Onun için de belki hani iki ülke arasında böyle bir şey için anlaşabilirler. Hani bu görev için size şu pasaportu verdik, gidin işinizi yapın, sonra gelin pasaportu iade edin. Belki öyle bir yola gidilirse bir çözüm olur. Çünkü hani çok evrensel bir şey yapıyor. Sanat çok evrensel bir şey. Onun için de hani bu ülkenin içine kapalı kalıp yapılacak bir şey değil. Onun için oradan buraya sanatçı geliyor, buradan oraya gidiyor. Onun için de hani bu böyle çözülebilir diye ümit ediyorum. Yani en azından Almanya'da Kültür Bakanlığı'nda böyle bir düşünce var. Burayla da anlaşılırsa. Umarım bu konuda bir kılıcım olur ya da İnşallah. Bilmiyorum bir başlık açar. İnşallah. Umarım. Peki sizlerin özel olarak eklemek istediğiniz, şahit olduğunuz, paylaşmak istediğiniz bir durum, bir cümle, bir detay var mıdır acaba? Seyirciye iyi eğlenceler diliyoruz. Umarım şifa olur. Umarım doyanarak gülerler. Aynen, bir bazı dertlerini, sıkıntılarını unuturlar. Umarım. Evet, öyle olacağı zaten aşikar. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir iş bizi bekliyor. Emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum herkes adına da. Biz teşekkür çok büyük bir keyif olacak sizi izlemek kesinlikle. Devamlı diliyoruz inşallah. Sağ olun, inşallah. İnşallah biz de bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.